İbrahim Karagül. Artık Türkiye ekseni diye bir gerçek var. Korkmayın. Biz kazanacağız. Türkiye kendisini durdurmaya, dar bir alana hapsedip etkisizleştirmeye dönük çok uluslu bir irade ve müdahaleler zincirini kırmak için ölümcül bir mücadele veriyor. Ortada bir direnme hali, söz konusu saldırılara ve büyük projeye göğüs germe hali, savunma ve yalvarış yerine taarruz ve meydan okuma hali vardır. Türkiye özellikle gezi teröründen bu yana devam eden çok uluslu saldırılarla içeride çetin bir mücadeleye girişti. Saldırılar savuşturuldu, etkisiz hale getirildi. Bir nevi milli mücadele verildi. Artık içerideki operasyon alanları daralınca saldırılar dışarıya, Türkiye'nin etki alanlarına yöneldi. İçeriden vur, olmazsa sınırdan kuşatmaya al. Türkiye İran savaşı çıkaramayanlar Başarılı olsaydı 15 Temmuz'un sonuçlarından biri bu olacaktı. Akdeniz'den İran sınırına kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyini Türkiye'ye karşı büyük cephe yapmaya girişti. Amerika öncülüğündeki batılı konsensüs ülkemizin güneyini çepeçevre çevre sararak ağır baskı oluşturmaya, ülkemizi içeride sıkıştırıp susturmaya çalıştı. Bölgedeki Kürt grupları Türkiye karşıtı cepheye sürmeye Arap, İslam dünyasıyla bütün bağlarımızı koparmaya çalıştı. Fırat Kalkanı Harekatı, İdlib Operasyonu, Afrin'i temizleme hesapları ve Barzani Referandumuna karşı pozisyon alışın nedeni işte bu kuşatmayı yarma çabasıdır. Türkiye bunu yaparken yine bir milli mücadele vermiş, vermektedir. Güneyden yaklaşan çok uluslu saldırı dalgalarına karşı koymuş, koymaktadır. Çünkü 15 Temmuz saldırısıyla güneyde hazırlanan cephe, tek bir cephedir. Türkiye'yi çökertme, içeriye hapsetme, yeniden rehin alma girişimidir. Yeni hedefleri Arapları Türkiye'ye karşı kışkırtmak. Irak ve Suriye'de Amerika İsrail projeleri etkisini kaybetmeye başladığı anda Türkiye'ye karşı yeni bir cephe daha güneyden inşa edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, özellikle de Muhammed bin Zeyt üzerinden yeni bir Türkiye karşıtı dalganın temelleri atılmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail ekseni her ne kadar İran yayılmasına karşı geliştirilmiş gibi görünse de aslında ana hedefi, gizlenen hedefi Türkiye'dir. Bu sefer ana hesap Türkiye ile Arapların karşı karşıya getirilmesidir. Amerika ve İsrail, Arap dünyasında geniş etkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye karşı 20. yüzyılın argümanlarını harekete geçirmiş, Arap milliyetçiliği üzerinden geçmişin ön yargılarını bugüne taşımıştır. Bağız yönetimlerinin yaygaraları üzerinden Arap sokaklarını Türkiye'ye karşı kışkırtma süreci başlatılmıştır. Kirli ortaklığın ilk kurbanı Kudüs oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan Amerika ve İsrail istihbaratıyla yürüttüğü kirli kampanya, Araplarda Türk düşmanlığı üzerine kurgulanmış, bu işbirliğinin ilk kurbanı Kudüs olmuştur. Temel hedef ülkemizi Arap dünyasıyla bağlarını koparıp yalnızlaştırma, içeri kapanmaya zorlamaktır. Ama Türkiye bütün bu çok uluslu müdahalelere karşı asla geri adım atmamış, savunma yerine taarruza geçmiş, onlar ne kadar içeri kapanmaya zorlasalar o kadar dışarıya, bölgeye, coğrafyaya yönelmiş, şaşırtıcı bir çıkış ve etkinlik alanı oluşturmuştur. Bu mücadele bir iç politik mücadele değildir. Bu ülkenin gelecek savunması gelecek hesabıdır. Dolayısıyla bu mücadeleyi kıracak, zayıflatacak her girişim, değersizleştirecek her çıkış, tavır ülkemizin bu büyük mücadelesine zarar verecektir. O sevgi, o coşku bir şov değildir. Cumhurbaşkanının 3 Afrika ülkesine yaptığı ziyaret, özellikle de Amerika ve İsrail'in bazı Arap yönetimleriyle birlikte kurduğu Kudüs komplosunun boşa çıkartılmasıyla Müslüman ülkelerde başlayan coşkunun ilk göstergesi oldu. Sudan Meclisi'nde ve Hartum Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik göz yaşartıcı sevgi bir şov değildi. Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına uzanan geniş İslam coğrafyasında aynı duygu ve hassasiyetin olduğunu söylemeliyiz. Bu Müslümanların sembollerine tuzak kuranlara, şehirlerini harabeye çevirenlere, ülkelerini yağmalayanlara duyulan öfkenin sonucudur. Sesi kısılmış, ürkütülmüş, tehdit altına alınmış, şantajlara maruz bırakılmış Müslüman ülkelerin diri bir ses, bir güven, bir çıkış bulduğunda Onurlu bir yürüyüş başladığında, haklı bir mücadele ortaya koyulduğunda nasıl bir coşkuyla ayağa kalktığının kalkabileceğinin göstergesidir. Erdoğan büyük tarih yürüyüşünün öncüsü. İşte Türkiye bütün coğrafyaya harekete geçiren ülke oldu. Vakur bir duruş sergiledi. Özgüven aşıladı. Ülkelerimizin, toplumlarımızın sahipsiz olmadığını gösterdi. Yumruklarımızı sıktığımızda bir gücün ortaya çıkabileceğinin örneğini oluşturdu şüphesiz erdoğan müslüman dünyanın gözünde büyük bir devrimcidir büyük bir tarih hesaplaşmasının öncüsüdür selçuklu osmanlı tarihini ve iddialarını bugüne taşımış küresel iktidar alanının yeniden biçimlendiği bir dönemde 21. yüzyılın iddialarının temsilcisi olmuştur artık türkiye ekseni diye bir gerçek vardır Türkiye siyasi söylemiyle, duruşuyla, kendisi ve coğrafyayı kurtarmaya dönük mücadelesiyle öncü ülkedir. Yine tarihi bir hesaplaşmanın ana eksenidir. 20. yüzyılın başında bayrağın düştüğü topraklar, 21. yüzyılın başında o bayrağı yeniden kaldırmaktadır. Meselenin özeti budur. Ülkemize yönelik çok uluslu saldırıların ana gerekçesi de budur. Çünkü Türkiye kendisine içeride rehin almaya çalışanlara karşı hem içeride hem de coğrafyasında mücadele bayrağını açmış, yüz yılın hesaplaşmasını başlatmıştır. Onlar ülkemizi içeriden vurmaya çalışırken Türkiye bütün coğrafyaya sarılarak cevap vermeyi bilmiştir. Sevakin adası, Kudüs'ü işgal edenlerle uğraşın. Bu böyle devam edecektir. Her ne kadar kendilerine bölgesel destek bulsalar da, içeriden ortak bulsalar da, terör örgütlerini yardıma çağırsalar da devam edecektir. Bir süre sonra Arap dünyası kendilerine kurulan yeni tuzağı görecek. Bu tuzağın Arap ülkelerini ve topraklarını parçalamanın nihai adımı olduğunu anlayacak. Arap-İsrail ittifakının yol açacağı yıkımı fark edecek ve Türkiye'nin bayraklaştırdığı mücadele çizgisine yaklaşacaktır. Sudan'daki Sevakin adasına yönelik Arap dünyasında başlatılmak istenen tartışma tamamen batının ve İsrail'in provoke ettiği bir tartışmadır onlara Türkiye yayılmacı diyenler bu coğrafyada dokunmadıkları zarar vermedikleri ülke bırakmamış birçok ülkeyi parçalamış sonsuz savaşlara sürüklemiştir Kudüs'ü işgal edenlere ses çıkarmayanlar Mekke ve Medine'yi rehin almaya hazırlananlara ses çıkarmayanlar, Arap dünyasının her köşesini askeri garnizona dönüştürenlere ses çıkarmayanlar, birilerinin talimatıyla Türkiye'nin etki alanını genişletmesinden telaşa düştüler. Türkiye askeri üs kurmasın, Amerika İsrail kursun öyle mi? Bu telaş onların değil patronlarının, biz biliyoruz, Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmesinin kimleri rahatsız ettiğini, uykularını kaçırdığını biliyoruz. Onlar ülkemizi içeriden bitirmeye çalışırken bizim coğrafyayı ayağa kaldırmamızın ne anlama geldiğini biliyoruz. Neymiş Türkiye askeri yüz kuracakmış? E tabi ki kuracak, kurmasın mı? Amerika mı kursun, İsrail mi kursun? Onlara neden ses çıkarmıyorsunuz? Amerika ve İsrail Sudan'ı bombalarken neden ses çıkarmıyordunuz? Onlara niye bir söz söyleyemiyordunuz? Kudüs savunması, Mekke ve Medine savunması bu. Türkiye ulaşabildiği her yere ulaşacak, ulaşmak zorunda. Zira bu bir ülke savunmasıdır, coğrafya savunmasıdır. Savaşı sınırlarımıza kadar getirenlere verilecek cevaptır. Bölgenin gücünü göstermektir. Başka da hiçbir yol yoktur. Öyle uysallıkla, uzlaşmayla, boyun eğmeyle teslim olup yalvarmayla gidilecek bir yol yoktur. O dönem o yüzyıl kapanmıştır artık. Somali'de varsak, Suriye'de varsak, Katar'da veya Sudan'da varsak o toprakları savunmak için, korumak için Kızıldeniz Basra Körfezi arasındaki Müslüman ülkeleri paramparça edecek yeni saldırılara karşı pozisyon almak için varız. Kendileri teslim olanlar bize nasihat etmesin. Onlar yapabiliyorsa Türkiye'nin büyük mücadelesine ne kadar destek verebilirler ona baksınlar. Bugün Kudüs'ün nasıl savunuyorsak, koruyorsak, yarın Mekke ve Medine'yi öyle savunmak, korumak için oralardayız. Bunu bir yere yazın. Bu 21. yüzyılın sesidir. Coğrafyaya yayılacaktır. İşte Türkiye'nin bu hassasiyeti, duruşu, mücadelesi bir tarih yürüyüşüdür. Dünyanın yeniden şekillendiği, küresel iktidar alanının yeniden biçimlendiği bir dönemde bizim coğrafyamızı bunun dışında tutmaya çalışanlara, tarih dışına itmeye çalışanlara verilen güçlü bir cevaptır. Bu emperyal bir hayal değil, bir savunma kalkanı inşasıdır. Tarih bizi yeniden çağırmıştır. Omuzlarımıza yine o yükü yüklemiştir tam da bu dönemde dostun düşmanın kim olduğu netleşmektedir. Her büyük tarih kırılmalarından netleştiği gibi. Bu ses büyük bir medeniyet mücadelesidir, bir onur ve özgürlük mücadelesidir. Sesi o kadar güçlü ki Afrika'nın derinliklerinden Orta Doğu'nun sokaklarına, Pakistan'dan Malay dünyasına kadar yankılanmaktadır. İşte biz bunun 21. yüzyılın sesi olduğuna, küresel hesapları alt üst edeceğine, o çok uluslu projeleri boşa çıkaracağına, bu coğrafyadan destansı bir yükseliş dönemi başlatacağına inanıyoruz. Umutluyuz ve bunu hiç kaybetmeyeceğiz. Çünkü tarih bazıları için çöküşe, bizim içinse yükselişe geçmiştir. Bu yüzden milletimiz bu büyük hesaplaşmayı kazanacaktır. İbrahim Karagül Yeni Şafak